Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü operasyonları sürüyor. Polis son operasyonu terör örgütü mensuplarına gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda dini istismar eden terör örgütleri içinde silahlı faaliyet yürüten ve sosyal medya platformlarında propaganda amaçlı paylaşımlar yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete sorguları tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen şahıslardan ikisi tutuklandı. Dördü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaza Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde meydana gelmiş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs takla atarak şarampole devrilmişti. Feci kazada bir kişi yaşamını yitirmiş, iki kişi de yaralanmıştı. Kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntüde yolda hızla ilerleyen minibüsün bir anda kontrolden çıkıp savrulduğu, ardından taklalar atarak yol kenarındaki şarampole girdiği görülüyor. Kaza esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaranları bindiriyorlar ama kazaya dair gözüken bir şey var mı? Araç uçmuş mu? Polis memurlarını taşıyan minibüs şarampole uçtu. 14'ü polis, 15 kişi yaralandı. Kaza, Eskişehir Seyit Gazi Karayolu'nun Karapazar ve Sarayören mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. İlçede yapılan Seyit Gazi'nin kurtuluşu ve Seyit Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan minibüs, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Bölgeye gelen ekipler tarafından araçta bulunan 14 polis memuru ve bir şoför araçtan çıkarıldı, hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Meteorolojinin yaptığı uyarılar sonrası kentte beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Yağış özellikle Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi balkon ya da dükkanların tentelerinin altına sığınmakta buldu. Yağış kısa sürede cadde ve sokaklardaki yolları da göle çevirdi. Oluşan su birikintilerinden dolayı özellikle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık bir saat süren yağış sonrasında birçok bölgede su birikintileri oluştu. Paris Olimpiyatlarında hayal kırıklığı yaşayan Milli Olimpiyat Komitesi'nin yüzünü paralimpik sporcular güldürdü. Hoş geldiniz, sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Tokyo'dan itibaren daha çok çalıştılar. Evine 3 senedir eve gelmedi. Daha çok çalıştı. Ama madalyanın yüzü bronzmuş. Ne yapalım? 2028'de daha çok büyük bir madalya istiyoruz. Sadece para tekvando branşında Türkiye, 1 altın olmak üzere 5 madalya kazandı. Madalya alan sporcular arasında Meryem Betül Çavdar kendine bronz madalyayla yer buldu. Tabii ki de çok mutlu ve gururluyum, ülkeme böyle Zafer Bayramı'nda bu madalyayı kazandırabilmek benim için çok büyük bir onur. 3 senenin vermiş olduğu dediğimiz gibi çok büyük bir emek var. Orası çok farklı bir ortam, bütün sporcuların hayal ettiği bir yer. Oraya gidip güzel bir madalya
madalyayla, Eyfel'den bir parçayla Afyon'umuza dönebilmek çok mutlu. Herkese çok teşekkür ederim. Çekiçen'den aldım madalyonu da, o da ayrı bir mutluluk. Kesinlikle, o pastanın üstüne bir çilek oldu. Hedefler devam ediyor mu? Hedefler devam ediyor, eklendikçe yani ekleniyor. Bakalım inşallah 2028'de daha güzel sonuçlar olacak. İnşallah. Afyonkarahisarlı para tekvando milli sporcusu olan Çavdar, olimpiyatlar dönüşü memleketinde çiçeklerle karşılandı. Meryem Betül Afyon'un bir gururu, Afyon'un bir markası. Dolayısıyla biz Meryem Betül kızımızı 2021 Tokyo, 2024 Paris, gümüş ve bronz, 2028'de altın. Altı da taçlandıracağız inşallah ki Meryem'in bu seneki şeyi pek çok güzelliklerle beraber Paralimpik'in İlk madalyasını Meryem'le beraber başladık ve uğurlu da geldi. Ondan sonra 30 Ağustos'a güzel bir hediye vermiş oldu. Yani bir coşkumuza coşku katmış oldu. İnanılmaz derecede ihtiyacımız vardı böyle bir madalyaya, böyle bir sevince, Türk bayrağının göndere çekilmesine Paris gibi bir yerde. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sevenleri ve spor camiası kent girişinde konvoy yaparak valiliğe kadar sevinç kornalarıyla eşlik etti. Milli tekvandocu Çavdar, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı da ziyaret etti. Yiğitbaşı Çavdar'ı kapıda alkışlarla karşıladı. Benimle gurur duyuyoruz. Gerçekten bizi çok gururlandırdın, mutlu ettin. İnşallah başarılarını daim olsun. Daha nice güzel günlerini görelim. Hep beraber. Gurur duyuyoruz seni. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Yiğitbaşı milli sporcunun ailesiyle görüşerek tebrik iletti. Ziyaret valilik makamında devam etti. Yiğitbaşı burada milli sporcu Meryem Betül Çavdar'a altın hediye etti. Başkanım, başkanım. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Buyurun. Gazete 3'ün 16. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Afyon Basın Cemiyeti Dernek Başkanı İsmail Akar ve yönetimde olan Soner Gürsan, Polat Yılmaz, Zafer Murat Çakır, Hakan Dilek ve Nergis Kılıç Savrık Kanal 3 televizyonu ziyaret etti. Ziyarete konuşan Dernek Başkanı İsmail Akar, Gazete 3'ün yeni yaşını kutlayarak tebrik etti. Gazete 3'ün 16. yaşını Afyon Basın Cemiyeti olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte tebrik ediyorum, kutluyorum. Böyle bir zamanda ekonomik sıkıntıların çok üst düzeye vardığı, özellikle son 7-8 yıldır şöyle bakıldığı zaman basında ayakta kalabilmek gerçekten çok güç. Ama 50'den fazla personelle birlikte hem gazete olarak hem ajans olarak hem televizyon olarak böyle bir basın sektörüne yaptığınız yatırım bizim için çok önemli. Ve bir güzellik daha var, onu da yeni gördüm. Cumhuriyetimizin 102. senesine istinaden çok güzel bir dergi çıkarmışsınız. Bu konuda emeği geçenleri de kutluyorum. Megabirlik Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın yapılan ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Bu anlamda günde tabii ki basının zorlukları, genel itibariyle yaşanmışlıklar ve Sayın Başkanım da biraz önce izahat ettiği gibi ekonomik şartlar ve basının basın ilan kuruluyla ilgili küçülmeye gidilmesi ve bu yöndeki zorlayıcı şartlarla beraberinde doğru, ilkeli, dürüst gazetecilik yapmak bünyesiyle beraberinde 16 yılı tamamlamış bulunmaktayız. Bu 16 yılın kuruluş aşamasından bugüne kadar emeği geçen ortaklarımız, idarecilerimiz ve çalışanlarımız adına çok çok teşekkür ederiz. Bir diğer konuşmayı da Megabirlik Medya Genel Müdürü Selcan Dilek Çölgün yaptı. Çölgün, Gazete 3'ün 16. yılını kutlamak bizim için de bir onurdur dedi. Gazetemizin 16. yıl dönümünde sizlerin de nezaketiyle birlikte 16 yıl basın sektöründe doğru, ilkeli habercilik anlayışıyla taviz vermeden baskı ve yayın hayatına devam edebilen, ki günümüz koşullarında sizin de belirttiğiniz gibi ekonomik anlamda ve bu ekonomik zorluklarla birlikte doğru haberi yapabilme adına çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ayakta kalabilmek, doğruyu yapabilmek çok güç. Gazete 3 olarak da bunu bugün de yaşatabilmek, 16. yılı da kutlamak bizim için de bir onur. Ben tüm emeği geçen arkadaşlarıma 16 yıldır burada yönetiminden baskı sürecine kadar ki tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarının ilki yapıldı.
inceleme komisyonu tarafından incelenmiştir. Başkan Mehmet Siper yoklamanın ardından valilik makamından gelen gündem dışı konuyu meclis üyelerine okuttu. Zafer Teknopark ortaklığında olan payın yükseltilmesi konusu komisyonlarda görüşülecek. Plan ve bir şehir planı ve Türk Parkı tarafından hazırlanan bir paktadan ibaret 1/5... Gündem maddelerinde yer alan imar plan tadilatı, ödenek aktarımı gibi konularda gelen teklifler meclise okunarak komisyonlara gönderildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan MHP Grup Başkan Vekili Ahmet Zeki Ertürk, köylere yapılan güneş enerji sistemlerinin muhtarlıkların elektrik ihtiyacını karşılamadığını, bununla ilgili çalışma yapılmasını istedi. Bizim köylerimizdeki bu güneş enerji sistemlerimiz çok küçük çapta olduğundan dolayı, yani 8, 10, 15, 20 panel vardır belki, üretilen enerji nakil hatlarına aktarılamıyormuş. Elektrik faturaları yükseldi, muhtarlarımız bunun üstesinden gelemiyor. Elektrik sistemine girebilecek ve bizim mali olarak kaybımızı önleyecek bir sistem geliştirme imkanımız var mıdır? MHP Çay İl Genel Meclisi üyesi Faruk Kökçür de söz alarak Çay-Dinar arasındaki 90 kilometrelik karayolunun ivedi bir şekilde bölünmüş yola çevrilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'deki en acil yapılması gereken yollardan birisi bu yollar. Ama uzun zamandır yapılmadı, yapılması gerekiyor. Allah korusun daha büyük şeyler de olabilir. Bizim milletvekilimiz Sayın Mehmet Taytek Bey de ilgileniyor yakından bununla. Ben inşallah önümüzdeki 2025'te yatırım programına alınır, bu yol genişletilir, bölünmüş yol haline getirilir. Kökçür'ün açıklamalarına AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Bilal Dönmez de destek verdi, milletvekillerinin konuyla ilgilendiğini söyledi. Bu yol gerçekten çok elzem yapılması gereken bir yol. Artık trafik bu yolu kaldırmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyesi Mesut Muhlis Şener ise Afyonkarahisar'daki şehit mezarlarının yenilenmesi ve yapılması için İl Genel Meclisi olarak özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Bazı yerlere ödenekler çıkıyor, yetmiyor, ek ödenekler isteniyor. Bu ek ödenekler sağlanırken bizim şehitlerimizin tamir olması, yeni şehit mezarlarımızın yapılması için ödenek niye sağlayamıyoruz? Yatırımlar İnşaat Müdürü Neriman Gül Albay konuyla ilgili bütçe beklediklerini, gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Biz ödenekle ilgili hem sizin katkılarınızla ek bütçeden hem de bakanlıktan talep yazısıyla bu talep edilen bütün işlerin yapılabilmesi için ödenek talebinde bulunduk. ...2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıcı yaklaşırken okullarda ilk dönemin başlamasına kısa bir süre kaldı. Türkiye genelinde ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrenciler için uyum haftası için ilk ders zili bugün çaldı. Okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum haftası başladı. Öğrenci ve veliye eğitim ortamını öğretmen ve arkadaşlarına tanıtan uyum haftası programında veliler, öğrenciler ve öğretmenler tanışma etkinlikleriyle desteklenecek. Bunun yanı sıra ortaokula başlayacak öğrenciler içinse 9 Eylül haftasında okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler sabahın ilk saatlerinden itibaren okulun ilk güne heyecanını yaşadı. Selçuklu İlkokulu Müdürü Erarp Ekrem Geçe, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek uyum haftasının amacından bahsetti. Öğrencilerimiz, ana sınıfa, birinci sınıfa öğrencilerimize yönelik 2 gün boyunca sürecek oryantasyon uyum faaliyetlerine bugün itibariyle başladık. Burada bizim temel amacımız öğrencilerimizin okula uyum sağlaması, okulda bulunan imkanları daha rahat bir şekilde görebilmeleri ve aynı zamanda mutlu olabilecekleri ortamları yaratmak. Bu nedenle de öğrencilerimiz için faaliyetlerimize bugün itibariyle başladık. Uyum haftasında öğrenciler ve veliler için hangi etkinlikler yapılacak? Uyum haftasında okulun öğrenciler açısından bölümlerinin gezilmesi, idari katların gezilmesi, lavaboların görülmesi ve aynı zamanda oyun faaliyetleriyle öğrencilerimizi okula ısındırmaya çalışıyoruz. Velilerimiz açısından baktığımızda da
veli toplantılarımızı düzenleyerek yarından itibaren okul imkanları ile ilgili onlara da ayrıntılı bilgiler vererek ortamda sorun ve problem oluşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunacağız. Sınıf öğretmeni Alp Tuğak Yıldız ve rehber öğretmeni Sümeyye Mercan Tunçer de uyum haftasında yapılan etkinlikleri anlattı. Uyum haftası doğal olarak öğrenciler olarak aklına geliyor ama tabii ki öğrencilerin tanıtılması, öğrencilerin okulu tanıması önemli, bizleri tanıması önemli. Bizleri sevmesi, bizleri kucaklaması önemli. Aynı şekilde de sevgimizi onlara göstermemiz açısından bu hafta bizler için önemli. Özellikle bu marif modeliyle alakalı hususlara bakarsak çocukların okulları seveceklerine gayet eminiz. Onunla ilgili etkinlikler yapıyoruz. Etkinliklerimiz sadece çocuklarla da alakalı olmayacak. Velilerimizle de buluşacağız. Velilerimize de okulumuzu tanıtacağız. Şu an bu hafta oryantasyon haftamız. Öncelikle öğrencilerimizle tanışacağız. Uyum problemi yaşayan öğrencilerimizle bireysel görüşmeler yapacağız. Sonrasında velilerimizle seminerler gerçekleştireceğiz. Öğretmenlerimize tekrar müşavirlik gerektiren konularda destek olmaya çalışacağız. Yeni eğitim öğretim döneminde minik öğrenciler kadar heyecanlı olan velileri de okul bahçelerinde yerlerini aldı ve heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Veliler duygu ve düşüncelerini kanalça anlattı. Sene başı ilk günümüz, bayağı bir heyecanlıyız. Benim diğer çocuklarım da bu okulda okudular. Ben bu okuldan gayet memnunum. Öğretmenlerimizden olsun, okulumuzdan olsun, buradaki ortamdan olsun çok 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 memnunuz. Güzel bir okul, seviyoruz burayı. Selçuklu bir ayrıcalıktır. Selçuklu Afyon için büyük bir nimettir. Öğretmenimizden, müdürlerimizden, herkesten Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Yani üçüncü evladımı buraya gönderdim. Üçüncü çocuğumu yazdırıyorum ama ilk günkü heyecanım hala devam ediyor. Yani baba olmak böyle bir şey, anne olmak böyle bir şey demek ki. Çok mutluyum. Benden çok oğlum daha heyecanlı. Hani biz artık, benim ikinci çocuğum. 5 yıldır bu okulun velisiyim. Öğrencim oğlum da Niko'ya geçti, şu an 5. sınıftan geçti. İnşallah hayırlı bir dönem olur. Biz memnunuz. İnşallah oğlum da öğretmeninden de memnun olur. Bakalım. Zaten okulumuzda kötü bir öğretmen yok. İnşallah hayırlısı olsun. Biz çok heyecanlıyız. Onlar da heyecanlı ama inşallah hayırlısıyla bitireceğiz dönemi de. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Uslu ve Yalçın ailesinin acı günü. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Merhum İsmail Uslu ve merhume Şefika Uslu'nun kızı Türk İş Afyonkarahisar temsilcisi Muharrem Uslu'nun ablası Fehmiye Yalçın 75 yaşında kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Cenaze namazı öğle namazına müteakip Fethibey Köy Camii'nde kılınarak ebediyete uğurlandı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bilecik'in sembolü olan ve kurtuluşunu simgeleyen yeni Atatürk heykelinin açılışı yapıldı. Bilecik, Türk milletine dayatılan Sevr Anlaşması'nın yırtıldığı yerdir. Önceki heykelin hassas bir çalışmayla yerinden kaldırılıp yeni yerine taşındığını hatırlatan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çok anlamlı ve gururlu bir günü yaşadıklarını dile getirdi. Bilecik, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olması sebebiyle tarihi bir öneme sahip. Ancak Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu, Kurtuluş Savaşı yıllarında Batı cephesinin kalbinin attığı kentlerden de biridir Bilecik. 5 Aralık 1920'de ilk kez şehrimize gelen Mustafa Kemal Paşa, istasyon binamızda Osmanlı hükümeti temsilcileriyle yaptığı görüşmede Sevr Anlaşması'nın hiçbir koşulda kabul edilmeyeceğini, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna savaşı ve ölmeyi göze aldığı Bilecik'ten tüm dünyaya ilan etmiştir. Şair ve yazar Sunay Akın dikkat çeken bir konuşma yaptı. O sırada Mehmet Akif Ersoy istiklal marşını yazmak için ilham arıyor. İlham bu topraklardan geliyor. Birinci yönü zaferi ve başlıyor yazmaya. Korkma, sönmez bu şafaklar da üzerine al sancak. Konuşmaların ardından açılış öncesi zeybek gösterisi yapıldı. Şarkıcı Haluk Levent Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bilecik'te sahne aldı. Bulurum kardeş, öptem kadın.
4 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde 10. yıl marşını söyledi. Türkiye durmak Daha sonra Haluk Levent sahneye çıktı. Levent konserde Kaçış, Dağlar ve Mahsus Mahal, Elfida gibi şarkılarını seslendirdi. Bahçelerden çiçekleri çaldı. Onun için ateşlere yandı. Isparta'da Isparta Valiliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Belediyesi ve Türkiye Ulusal Gözlem Evleri tarafından gökyüzü gözlem şenliği düzenlendi. Hepsine ışıkçılık yapıyorum. İlk kez Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 23 ilden 3500 kişi katıldı. Biz baktık. Tamam. Hayır, gördüm, biz oraya gidelim. Şöylesi nasıl? Binlerce vatandaş havanın kararması ile birlikte başta Samanyolu galaksisi olmak üzere milyonlarca yıldızı çıplak gözle izledi. Şenlikte astronomi meraklıları ışık kirliliğinin engel olduğu şehir ortamında görünmeyen gökyüzünün derinliklerinin tadını çıkardı. Tavsiye ederim. Gördün mü? Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan, Isparta'nın Davraz Dağı'nın her mevsimde değerlendirilmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Bir kayak merkezi burası. Aslında kar kalitesi olarak da Türkiye'nin en iyi kar kalitesine sahip merkezlerden bir tanesi. Yaz mevsiminde çok faal görünmüyor. Işığın, ışımanın en az olduğu, gökyüzünün en rahat görülebildiği yerler sayılı. Çünkü dünyada şu anda büyük bir ışık kirliliği var. Ülkemizde bu açıdan gökyüzünün izlenebileceği yerlerden bir tanesi Melikler Yaylası, Isparta'da. Biz bugüne kadar orada yapıyorduk bu şenlikleri ama Isparta'ya mesafeli, uzak. Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu Afyonkarahisar'a geldi. Eroğlu'nun katılımlarıyla AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Bingül ile birlikte inşaat alanı gezildi. Afyonkarahisar'ın en başarılı okullarından birisi olan önemli sanayi kuruluşunun hayırsever katkılarıyla yapımı üstlenerek ilimize kazandırılacak olan 2. 24 derslikli Fen Lisesi binasında ve Uydukent bölgesinin ihtiyacını giderecek olan 16 derslikli 2. ortaokul binasında merkezi konferans salonu, spor salonu, yemekhane bölümlerinin bulunduğu sosyal tesis binasını kapsayan eğitim kompleksi alanında incelemelerde bulunuldu. Profesör Doktor Veysel Eroğlu alanda yaptığı açıklamada eğitimin önemine vurgu yaptı. Türkiye'de en önemli konu eğitim meselesidir. Yani biz dünyada yarış bir yarış var. Dolayısıyla bu yarışı kazanmamız lazım. Bizim coğrafya özellikle dünyanın en stratejik coğrafyası, dünyanın merkezi. Dolayısıyla herkesin gözü burada. Ancak çok güçlü bir Türkiye, çok güçlü bir aile yapısı, çok güçlü bir gençlikle Allah'ın izniyle bu coğrafyada şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise Afyonkarahisar'da başlatılan eğitim seferberliğine dikkat çekti. Son iki yıldır Afyonkarahisar'da bir eğitim seferberliği başlatılmıştı. Özellikle Sayın Valimizin, Sayın Milletvekillerimizin ama en önemlisi Sayın Bakanımızın ciddi desteklerini aldık eğitimde ve haliyle biz Afyon'un geneli itibariyle konuşmam gerektiğinde son iki yıldır YKS'de hem Milli Savunma Üniversitesi'nde hem burslukta Türkiye dereceleri yaparak Türkiye ortalamanın üzerine çıkmış bir iliz artık Afyonkarahisar'da. Bizler güçlü bir ekip oluştuk. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin de en önemli devrimin eğitim alanında yapılması olduğunu belirtti. En önemli devrim hiç şüphesiz eğitim alanında yaptığımız devrim. Yüzlerce üniversite açıldı. Şu anda 200'ün üzerinde. İlimizde de şu anda 2 üniversitemiz var. Yıllarca çivi çakılmayan, derslik kazandırılmayan ilimizde son 20 yılda yeni okullar yapıldı. Yüzlerce yeni derslik kazandırıldı.
ve bu da tabii ki nihayetinde başarıyı getirdi. Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Bingül de daha büyük başarılara imza atılacağından bahsetti. Afyon için çok önemli olan Süleyman Demirel Fen Lisesi ve okulumuz için yoğun çaba sarf ediyoruz. Öğretmenlerimiz, idaremiz, il müdürlüğümüz, sayın valimizin destekleriyle. Geçen sene malumunuz Türkiye birincisi çıkardık biz YKS'de ve Afyon tarihinde bir ilkti bu. Bu sene ise daha büyük bir başarıyı kazandık. Bu da 63 tane tıp öğrencisi kazandırdık Afyon Karahisar'dan. Tabii 25 tane de mühendislik var. Toplamda 88 tıp fakültesi kazanabilecek öğrencimiz var. Büyük bir başarı bu. Burada Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu, il müdürümüz, valimiz hepsinin gayretleri ve desteğini görüyoruz. Bu başarıda hep birlikte inşallah daha büyük başarılara imza atacağız. Pickleball sporu Türkiye'de yaygınlaştırılıyor. Afyonkarahisar'da da pickleball turnuvaları düzenleniyor. ...12 takımdan oluşan sporcular akarçay üzerinde bulunan uluslararası pickleball kortlarında kıyasıya mücadele etti. Pickleball Türkiye turnuvası final maçlarının ardından Zafer Kupası Pickleball ödül töreni yapıldı. Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye temsilcisi Mustafa Türk, pickleball sporunun öneminden bahsetti. Afyonkarahisar'da başlattığımız pickleball sporu bugün Türkiye'de %50 seviyesine ulaştı. Bizim gibi gönlünü vermiş birçok insan bu sporla uğraşıyor. Türkiye'ye yaymaya çalışıyorlar. 12 takımla turnuvayı başlattık. Burada en büyük avantajımız şu oldu. Yenilenleri de ayrı bir grupta toplayarak oradan da birinci olanla gümüş grubundan, altın grubundan birinci olan takımla karşılıklı bir süper kupa maçı gibi bir şey olacak. Bunu bugün bitirdik. Turnuvada derece alamayan tüm sporcu arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Turnuvalar sonunda dereceye giren sporcular duygu ve düşüncelerini Kanal 3'e anlattı. Çok heyecanlı maçlar yaşadık. Aslında ben hazır olarak gelmedim. Biraz da rahatsızlığım vardı ama partnerim Osman Bey o kadar çok iyiydi ki beni de tolere ederek şampiyonluğa kadar ulaştık. Mutluyum. Sporun içinde olmak her zaman güzel. Mustafa Hocam sağ olsun pandemiyle bizi bu sporla tanıştırdı. Boşluklarımda gelmeye çalışıyorum olabildiğince. Altın Lig'den elenip Gümüş Lig'e geçmiştik. Gümüş Lig'in birincisiyiz. Bugün de ödül töreni için buradayız. 6 yaşımda başladım. Ondan dolayı altyapım da vardı. Biraz teniste oynuyordum. Biz ilk başta Altın Lig'den başladık herkes gibi. Sonra ilk maçı 2-0 kaybettik. Sonra ikinci maçı çeyrek final maçı 2-0 biz kazandık. Yarı finalde 2-0 biz kazandık. Final maçında bir maç 2-0 kazandık, bir maç 2-0 kaybettik ve ikinci olduk. Ben Gümüş Lig'de ikinci olduk biz Efe'yle. Birinci olabilirdik. Yani kazanabilirdik. Ama gene de mutlu hissediyorum. İyi bir derece aldık. Gelen sporculara ve onları destekleyen ailelerine müzik ziyafeti de verildi. Gölü'nde tehlike çanları çalmaya başladı. Konya'daki göçmen kuşların uğrak yeri Uyuz Gölü kurudu. Kömüşini gölü olarak da anılan ve yeraltı sularıyla beslenen tatlı su göl, derinliği 1,5 metre ve 15 metrekare alana sahip olan Konya Kapalı Havzası ile alt havzası olan Tuz Göl Havzası içinde yer alan göl, 1992'de sit alanı ilan edildi.
Göl kıyılarının sazlıklarla kaplı olması nedeniyle başta dik kuyruk olmak üzere birçok göçmen kuş tarafından üreme alanı olarak kullanılan göl bu nedenle alan koruma statüsü kazandı. Beslendiği su kaynaklarının mevsimsel kuraklık nedeniyle göl tamamen kurudu. Binlerce kuşa ev sahipliği yapması gereken gölü çoğu su kuşları da terk etti.